İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Ekonomide görünümde önce piyasalara bakacağız. Daha sonra da tabii ki çalışma hayatını etkiledi koronavirüs. Çalışma hayatına etkilerini konuşacağız. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili başvurular başladı. Diğer taraftan biner lira alt ve orta gelir grubuna yönelik ihtiyaç sahiplerine biner liralık yardım da bugün başladı. Onun da koşullarına bakacağız. Önce bir piyasalar tarafına bakalım. Piyasalar tabii hareketli olmaya devam ediyor. Koronavirüsle ilgili gelen her haber piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor. Yardımlar gelmeye devam ediyor tüm ülkelerden. Hem merkez bankaları hem hükümetler koronavirüsle mücadele amacıyla yardımlar açıklıyor. İşte ABD Merkez Bankası sınırsız tahvil alımı. Yine Avrupa Merkez Bankası da parasal genişlemeye gitti. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da bir miktar parasal gevşeme meydana geldi. Onu da aktaracağız. Borsa İstanbul 89.673 yatay seyrediyor. Dolar tarafında kademeli olarak yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Dolar TL 6.65'te işlem görüyor. %0,63'lük bir artış söz konusu. Dolar TL'de Merkez Bankası da koronavirüsün ekonomi etkilerine karşı aldığı tedbirlerle tahvil alımlarını arttırmak başta olmak üzere genişletti. Ama küresel piyasalarda doların güçlendiğini görüyoruz. Euro TL 7.27, Euro Dolar 1.09'da işlem görüyor. Faize bakalım, faiz ne durumda? Diğer taraftan altın tabii önemli. Faiz 11.22, altın onsu 1.600 doların altına geldi. Doların bir miktar güçlenmesiyle yeniden o 1.600'lerin üzerine çıkmıştı. Tekrar 1.600 doların üzerine tutunamadığını görüyoruz. Orada dalgalanıyor. Petrol, Brent petrol 25 dolar 28 sent, ABD ham petrolü 20 dolar 48 sent seviyesinde. Brent'te %4'lük bir kayıp söz konusu. Ama tabii içeride dolar TL'deki yükselişle birlikte ons altında 1600 dolar civarında. Gram altın ne durumda, ona bir bakalım. Gram altında da rekor seviyeler, 341 lira rekor seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor gram altın. %1,5'luk yükseliş söz konusu. Orada da yeni rekor düzeylerdeyiz. Koronavirüsle mücadele anlamında içeride hem işte hükümetten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100 milyar liralık bir paket açıklandı. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hem vergilerle ilgili hem de desteklerle ilgili açıklamalarda bulunuldu. Diğer taraftan şirketler de koronavirüsle mücadele anlamında desteklerini açıklıyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir biz bize yeteriz kampanyası başlatmıştı. Buraya yardımlar gidiyor. Ziraat Finans Grubu 62 milyon 300 bin liralık yardım yapmış. Vakıfbank 50 milyon lira. Türk Telekom 40 milyon liralık yardım da bulunmuş koronavirüsle mücadele kapsamında. İş Bankası hastanelerin ihtiyaçları için 10 milyon liralık kaynak ayırdı. Biliyorsunuz aynı kaynağı, buna benzer bir kaynağı Garanti Bankası da 10 milyon liralık bir fon ayırmıştı. Özellikle devlet hastanelerinin ihtiyacı olan, oradaki sağlık çalışanlarının acil ihtiyacı olan maske, eldiven, tüm bu teçhizat konusunda ciddi ihtiyaçlar var. Bunlara yönelik bir fon oluşturdu. İş Bankası da 10 milyon liralık bir kaynak ayırdı. Sabancı topluluğu da aşı ve serum için 1.7 milyon lira ayırdı. Diğer taraftan diğer önemli, Türkiye'nin önemli kuruluşlarından Koç Grubu da iki otelini sağlık çalışanlarına açtı. Diğer taraftan yine aynı bünyedeki Arçelik solunum cihazı üretmeye başladı. Onu da belirtelim. Fırat Bey ailesi 2 milyon lira bağışta bulundu. Gördüğünüz gibi şirketlerden, yani bunun gibi birçok şirket var. Bir kısmını alabildik. Shell, Tursaş ambulanslara 5 milyon lira değerinde akaryakıt desteği sağlayacak. Sağlık çalışanlarına 5 milyon liralık akaryakıt desteği. BP yine 1 milyon lira değerinde akaryakıt desteği sağlayacağını açıkladı. Sahibinden.com 1 milyon lira fon, 1 milyon lira bağış kampanyaya olarak katıldığını açıkladı. Gördüğünüz gibi şirketlerden, farklı farklı sektörlerden, akaryakıt, dağıtım, perakende bir sürü şirketten koronavirüsle mücadele kampanyasına destekler geliyor. Diğer taraftan firmalar bu dönemde işçi çıkartmayacaklarını açıklıyorlar. Bunlar da önemli, çok çok önemli, onu da belirtelim. İstihdam kaybı bu dönemdeki en büyük sıkıntı. Hem bir yandan işler durmuş vaziyette hem de bir yandan istihdam kaybı, insanlar ekonomik anlamda zor duruma düşüyor. Dolayısıyla bu dönemde bir de işsiz kalınması büyük travma. Şirketler de, Türkiye'nin önemli şirketleri de istihdamı koruyacağını, işçi çıkartmayacağını açıkladı. Böyle bir taahhütte bulundu. Bu da çok çok önemli. Destek anlamında çok önemli. Çünkü şu andan itibaren asıl, yani sağlık geçtikten sonra asıl düşüneceğimiz istihdam olacak. Onu belirtelim.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bakın neler söyledi. İran'a ihracat %82, Irak'a %48, İspanya, İtalya'ya %40, Fransa'ya %32,5, Almanya'ya %14 ihracat düştü. Doğal olarak şu anda herkes kendi kapısını kapattı. Dolayısıyla ancak mal gidip gelebiliyor. Ama orada da işte bir yere kadar gidiyor, sonra konteyner transferi yapılabiliyor. İhracatta Mart ayında %17 civarında düşüş göreceğiz. Temassız ticaretleri rakamları toplayacağız. Temassız ticaret dediğimiz işte sınıra kadar gidip konteyneri bırakmak, sonra karşı taraftan tırın gelip o konteyneri alması. Dolayısıyla bu şekilde bir ticaret meydana geliyor. Bununla birlikte bir miktar toparlanma olacak diyor ama ciddi, komşularda ciddi bir düşüş. Avrupa, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından biri. Önemli bir düşüş söz konusu. Şimdi biliyorsunuz bu yardımlar koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 1000 liralık nakdi yardım yapılacak. Şöyle efendim, bugün başlıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olana bugün verilecek 1000'er liralık yardım. 1 ve 6 olan, doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olana yarın. 2 ve 7 olana doğum yılının son rakamı 3 Nisan'da, doğum yılının rakamı 3 ve 8 olana 4 Nisan'da, 4 ve 9 olana da 5 Nisan'da yardım yapılacak. 1000'er liralık yardım. Tabii bir nebze olsun, yani ne kadar yaraları sarar, tabii faturaları öder, belki başka bir takım ihtiyaçları karşılar ama daha fazlaya ihtiyaç olduğunu söyleyelim. 1000'er liralık yardım hesabı 2 milyon 111 haneye verilecek. PTT kartı olanlar tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek. Tabii bir de günlük çalışanlar var. Günlük çalışıp görmeye eve ekmek götürenler var. Onların işleri bitti. Dolayısıyla onlar da zor durumda. Onlara da yardım edilmesi belki gerekebilir. İşte belediyelerin bu konuda çalışmaları var. Onu söyleyelim. Tabii enflasyon. Hem bir yandan gelirde bir azalma, hem de diğer taraftan enflasyonun olduğu alışveriş. Alışverişlerde ciddi düşüş var. Belli ürünlere alışveriş, belli ürünler alınıyor, satılıyor. İşte bakın, İstanbul'da enflasyon, perakende fiyatlar aylık 0,33, yıllık 12,47. Toptan fiyatlar aylık 1,78, yıllık %9,91 olmuş. Peki bakalım, ana harcama gruplarında artış nerede? Giyimde artış var ama tabii bu Mart ayında, ama Mart'ın ortasından itibaren artık giyim alışverişi olmadığı için onun düşeceğini göreceğiz. Fiyatların düşeceğini göreceğiz. Gıda harcamalarında %1'e yakın. Sağlık, kişisel bakımda %0,50. Belki burada Nisan ayında çok hızlı bir yukarı göreceğiz. Yukarı yönlü bir ivme göreceğiz bu ürünlerde. Şimdi biz çalışma hayatını konuşacağız. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç telefon attığımızda. Ahmet, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Serdar. Şimdi karantina günlerinde çalışanların hakları. Bununla ilgili Habertürk.com'da da senin bir yazın var. 14 soru ve bu 14 sorunun cevabı. Şimdi faaliyeti durdurulan iş yerinde işveren ücret ödemek zorunda mı? Bununla başlayalım. Evet. Salgın dolayısıyla bir zorlayıcı sebep ortaya çıktı şu anda. Yasaya göre zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılamayan işçi bir haftaya kadar işveren ancak yarım ücret ödeme yükümlülüğü var. Bu bir haftaya aşan süreler için işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Bu tarihten sonra, yani ikinci haftaya sarktığı takdirde iş yerinin kapalı olması zorlayıcı sebepler dolayısıyla bu durumda iş akdinin askıya alınması söz konusu oluyor. İş akdinin, iş sözleşmesinin askıya alındığı dönemde işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ve sosyal güvenlik primi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor maalesef. Ama bu durumda ne giriyor? Kısa çalışma ödeneği tam işte bu ikinci haftadan itibaren devreye giriyor. Bununla ilgili başvurular da başladı. Rakamlar da açıklandı. Şimdi ne zaman bu başvuruların sonuçlanması uzun sürer mi? Çok kısa bir onu alayım. Çünkü evet, çok sayıda şirket... İçerisinde sonuçlanacağı söylendi ama 60 gün süre gerçekten çok uzun bir süre. Uzun. Şu anda olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla daha kısa süre içerisinde sonuçlanmasını gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok sayıda başvuru olacak. Zaten denetim yapacak müfettiş sayısı da sınırlı. Bu kişiler zaten normalde bir işsizlik maaşı başvurularını da yapan kişilerdi. Şimdi bunlara
binlerce iş yerinden kısa çalışma ödeneği başvurusu gelecek. Dolayısıyla başvuru sonuçlanana kadar oradaki çalışanlar ücret alamayacak mı? Evet, yani incelemenin, normal koşullarda incelemenin tamamlanıp onay verildikten sonra ödemenin başlaması gerekiyor. Fakat şu anda olağanüstü dönemden geçtiğim için normalde beyan üsülü geçerli kabul edilir. Yani vatandaşın iş yerinden vermiş olduğu beyanın geçerli kabul edilir. Bunun üzerinden ödeme yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. İnceleme yapıldıktan sonra eğer haksız yere yersiz ödeme yapılmışsa, kısa çalışma ödeneğini haksız yere alan varsa, bunlardan zaten faiziyle geri alınması konusunda yasada herhangi bir yasada mevcut yetkiler yeterli. Geri alma imkanı var. Önemli olan şu anda acilen insanların ihtiyacının karşılanması, vatandaşın beyanı esas alınıp ödemenin yapılması gerekir diye düşünüyorum. 60 günlük süre beklendiği takdirde bir anlamda dereye su gelinceye kadar kurbanın gözü patlaması gibi bir durum söz konusu olmasın. Kısa çalışma ödeneğinde son 2 aylık prime esas kazanç ortalamasının %60 oranında olacak. Bir çalışanın maaşı, yani bu 4380 lira, 4380 liranın üzerindeyse işveren bunun üzerini tamamlayacak mı, tamamlamak zorunda değil mi? Hayır, işveren üzerine tamamlamak zorunda değil. Son 12 aylık prim esas kazanç neyse onun %60'ı üzerinden yapılacak. Azamitlerde 4380 lira olacak. İşverenin tamamlama yükümlülüğü bulunmuyor. İşverene mi kalmış? Yani isterse tamamlar, isterse tamamlamaz. Tabii ki işveren isterse tamamlayabilir, isterse işveren bu dönemde her ne kadar ikinci haftadan itibaren işverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoksa da işveren ben işçimin ücretini ödemeye devam ediyorum diyebilir. Bu dönemde işçisine ücretini, normal ücretini ödeyip çalışmadığı süreler için daha sonra telafi çalışması yaptırabilir. Hatırlarsam kısa süre önce yapılan yasa değişikliğiyle telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı. Hatta Cumhurbaşkanı'nın bu süreyi 8 aya çıkarma yetkisi bulunuyor. Dolayısıyla belki bu olağanüstü dönem ne kadar uzun sürer bilmiyoruz şu anda. Uzun sürerse eğer Cumhurbaşkanı bir yetkisi kullanarak telafi çalışması yaptırabilir. Ama telafi çalışması nasıl yaptırabilir? İşveren bu dönemde, çalışılmayan dönemde işçinin ücretini tam olarak öderse telafi çalışması yaptırabilir. 4 aya kadar varan süreler içerisinde söz konusu. Peki Ahmet. Birçok soru var. Biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Habertürk.com'da da bununla ilgili yazım var. Karantina günlerinde çalışanların hakları. Birçok insanı ilgilendiriyor. Milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Yakından ilgilendiriyor ve her gün belki bunları konuşmamız gerekiyor, gerekecek. Son durumu değerlendirmek gerekecek. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri de sizlere aktardık. Ekonomide görünen hemen sonra Ayhan Şensoy spor haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.